Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem vadisinden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşliler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi vetirde, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor, Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi! Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme, öfkesinden renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip, denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şair bitmişti. Şiir de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle huzalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığın kudret elinde olan Allah'a andolsun ki, kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi, bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi. Sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i saadette kılıçlar biliniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i mükerreme uzaktan gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır, baksana. Dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkandan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken, Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi, kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan. Amcası onu bir hasıra sarmıştı hani. Ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre. Ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde beni gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Hüzeyneler bin kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Musab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl, sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar. Ve en ortada simsiyah sarıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor.
8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı ve Mekke sokakları, Mekke çocukları. Çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'dan namaz kılışını özleyen harem, Hatice-ül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları? Ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarık. O alnındaki nura kurban olalım. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal-i Kabe'yi Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.